Futbolda yeni dönemi Yukatel Denizli Spor Teknik Direktörü Bülent Uygun'la da değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz ana habere. Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Hocam siz saha içinden gelen bir teknik adamsınız. Türkiye'nin unutulmaz gol kralları arasındasınız. Şu anda da çok başarılı bir teknik direktörsünüz. Öncelikle Covid salgını dolayısıyla ertelenen liglerin yeniden başlamasını hem futbolcu gözüyle hem teknik adam gözüyle nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle tabii Covid-19'dan dolayı bütün ülke olarak çok zor bir süreçten geçtik. Malum bu geçtiğimiz bu süreç içerisindeki evimizde kalarak bu vebadan kurtulma şansını yakaladık. Şu anda da çok da iyi duruma geçti. Ve dolayısıyla da tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Malum bizim futbolcular hayatı boyunca mesleklerinin gereği olarak sahadaki gerek futbolcular futbol oynama adına, biz teknik direktörler de onları hem eğitmen adına elimizden geldiği kadar bu mesleğimizi severek, isteyerek, arzuyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii bu yaşadığımız sürecin içerisinde yaklaşık 2,5 ay gibi bir ayrılık oldu ve şu anda da bir 15 günlük sonra başlayacak olan maça baktığımızda 3 ay gibi bir süre ayrılık olmuş oldu. Herkese bir özlem var ama tabii ki insan sağlığı, aynı zamanda sporcuların da sağlığı çok önemli olduğu için bu yaşanan pandemi atlatabilmek adına özellikle antrenman yönden zaten yaşadığımız sendromlar vardı ama bir de gelecek kaygısı yaşayan, yani kendi üzerlerindeki oluşan entropinin yarattığı o baskı bütün futbolcuların bu süreci gerçekten çok zor geçirmesine neden oldu. Hepsi yapılmış testlerde bundan önceki tatillerden dönüşlerindeki verdiği reaksiyonla şimdi bu süreçten sonraki ki idmanlarını evde yapsınlar diye gerek kor, bisiklet ya da koşu bantlarında yaptıkları antrenmanlarla mukayese ettiğimizde neredeyse %40'lık daha fazla bir düşüş elde etmiş durumdayız. Bunun da birinci sebebi psikolojik olarak, ikincisi gelecek kaygısıyla ilgili yaşadıkları, üçüncüsü tamamen evin içinde izole bir şekilde sürdürdükleri yaşantıların yarattığı baskı ve etkinin sonucunda oldu. Şimdi ise bu süreci belli bir ölçüde özellikle 15 gündür atlatarak antrenmanlarımızı yapmaya başladık. Ama bazı takımlarda yaşanan COVID-19 virüslerini onlar da, yabancılar da, bizlerin bütün futbolcularımız da duyması ister istemez gene endişe yaşamaları neden oldu. Ama bütün hepsine gerekli tedbirleri aldığımız için elimizden geldiği kadar antrenman yaptırarak bu özlemimizi giderme adına sahada olmak için çalışmalarımızı devam ediyoruz. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarda da değişikliğe gitti. Az önce haberimizde paylaştık. Maçlar artık yeni kurallar çerçevesinde oynanacak hocam. Gerek 5 oyuncu değişikliği, gerekse top toplayıcı gençlere kadar farklı kurallarda olacak artık maçlarda. Evet, izledim. Çok da detaylı bir şekilde yapılmış. Evet, Almanya Futbol Federasyonu'nu da ben takip etmiştim. Oradan da almıştım bundan önceki süreç içerisinde. Hemen hemen %95'i birbirine benzeyen unsurlar. Doğru kararlar. Sebebine gelince de tabii ki bizim sağlığımızı düşünerek hareket eden bir futbol federasyonu var. Ne kadar ki bu işin emekçileri olarak bir nevi sporcu, futbolcu kardeşlerimize ya da bir teknik direktörlerimizle futbol federasyonumuz bir konferans şeklinde bizim istek ve arzularımızı masaya yatırılmamış olsa bile onlar bizim adımıza bu işleri düşündükleri için fazlasıyla detaylı bir şekilde irdeleyip hayata geçirmişler. Bunlar futbolcular ve teknik heyet veya sporu izleyenler adına mutluluk verici. Gayet güzel, tebrik ediyorum. Maçlarda top toplayıcı lazım mı? Yok, onları da biz de toplayabiliriz. Çünkü sahanın neresine kadar gidebilir ki en fazla? 20 metreye de gidebilir. Mühim olan oradaki insanların da sağlığıysa. Eskiden tek topla oynanıyordu biliyorsunuz hocam. Hakem izin vermeden de hatta o top değiştirilemiyordu. Futbolcuların bazen serzenişleri oluyordu. İki topla oynanıyordu dolayısıyla ama sahadaki topu değiştirmek bile mümkün değildi hakemden onay almadan. Kesinlikle. Ne olur sağ kenarlarına belli aralıklarda, 10'ar metre aralıklarla işte sahanın bir metre dışında topları koyarsınız. Desenfekte edilmiş toplardır. Onlarla da oynayabilirsin. Madem gençlerimizin hayatını ne olur ne olmaz diye. Çünkü onlara test yapacaklar mı onu da bilmiyorum. Yapılacak hocam. Stada girecek herkese, yani maçı anlatacak bizler dahil hepimize test yapılacak. Basın mensuplarına da yine test yapılacak. Çünkü iki gün önceden. O virüsü o gün kaptıp kapmadığınızı, yani iki gün önce kapmadığınız virüsü ertesi gün kapma şansınız var.
3 saat sonra kapma şansınız var. Yani bu aslında işin bahanesi. Sonucunda burada futbol müsabakalarının sağlık anlamında özellikle devletimiz için yani millet için sağlık haktır. Devlet için ise hizmet muhakkaktır. Devletimiz bu anlamda çok iyi bir süreç yönetti ve o sürecin sonucunda da artık biz oynanacak duruma geldik. Malum ben o zamanlarda oynanması yönünde telkinde bulunurken biraz eleştiriliyordum ama ki Haziran ayı diye söylenmişti. Bugün itibariyle baktığımızda ülke olarak çok iyi durumdayız ve aynı sosyal mesafeleri koruyarak devam ediyoruz. Bizim de bu sürecin oynanmasındaki söylemlerimizin başlıca nedeni şuydu. Kulüplerimizin %80'inde malum ekonomik anlamda bir borç batağı içerisindeyiz ve bu kulüplerin sürdürülebilmesi için kulüplerde 150 ile 250'ye yakın insanlar çalışıyor. Bugün asgari ücretten bile çalışan insanlar evine ekmek götürmek zorunda. Birincisi bu açıdan bakmak lazım. İkincisi kulüpler zaten borç batağında, gelirleri olmadıkça döndürülme şansı hepten kötüye doğru gidiyor. Futbolcuların şu andaki hepsinin alacaklarını da masaya yatırdığınızda ya çok daha kötü bir sürece gidecekti ya da bu şekilde profesyonelce doğru planlamayla yönetilerek kulüplerimizin en azından nefes almasını sağlayacakları bir pozisyon olacaktı. İnsanlarımız da evlerinde en azından sevdiği takımları desteklemek adına televizyonların başında olacak. Aslında yayıncı kuruluşun işine gelmesi lazım. Yayıncı kuruluşun stada gelen atıyorum 40'ar 50'şer bin kişilik Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon taraftarı evinde izlediğini düşünelim. Evine dekoder alacak. Diğer Anadolu takımlarındaki taraftarlarımız da evine dekoder alarak maçları izleyerek otomatikman yayıncı kuruluşa bir katkı sağlamış olacak. Yayıncı kuruluş bu işten karlı ama şu ana kadar tabii gerekli desteği kulüplere gönderdi mi? Hayır, göndermedi. Maçlar başlayınca gönderecekmiş. Acele etmesine de gerek yok zaten. Bekliyoruz biz. O yüzden bir sıkıntı yok. Elimizden geldiği kadar da bütün takım halinde, bütün bu süreci yönetme adına, yönetimimiz elinden gelen fedakarlığı fazlasıyla yapıyor. Sayın Başkanımız işte ekonomik olarak katkılar sağlayarak biz kulübümüzün yönetimini sağlıyoruz. İşte o yüzden bu maçların özellikle oynanması, kulüplerin yürütülebilmesi için şarttı. İnşallah hep beraber bu süreçte bu hastalıktan yakalanmadan, hiçbirimize bir şey olmadan süreci geçiririz. İzleyenlerimiz evde keyif alır, kulüplerimiz rahat bir nefes alır ve ondan sonra da yeni sezonun planlamasını yaparız diye düşünüyorum. Peki hocam, son olarak yabancı kuralı yine gündemde ülkemizde. Siz yurt dışında da görev yapmış bir teknik direktör olarak ne dersiniz yabancı kuralı ile ilgili? Orta vadede 6+2 sistemine geçmek istediği konuşuluyor Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Yaklaşık 2007 yılından beri projeler söylemekteyim. Bu projeler arasında işte hakemlerinizin profesyonel olması, altyapı hocalarımızın maaşlarını Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilmesi, online bir yayın yaparak bir futbol ekolümüzün oluşturulması, hayat sigortaları, sağlık sigortaları, huzur evleri gibi birçok projeler söylemekteyim. İşte bu projelerin arasındaki yabancı sayısının kademeli bir şekilde düşürülmesi gerektiğini savunan insanlardan bir tanesiyim. 20 milyon gencimiz var ve çok birbirinden yetenekli. Bu yetenekli gençlerimizin olduğu bir ortamda maalesef biz onların değerini bilemedik. Hatırlayalım hep beraber, 1988 yılında biz Avrupa ve dünya ikincisi olduğumuzda, Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olduğumuzda o jenerasyonun %80'i, bak bu hiçbir yerde oynanmamıştır, %70-80'i genç milli takımlarda ve o süreçlerde yönetmiş oyunculardan kurdu. Sonra o dünya üçüncüsü olan kadromuzda Şenol Güneş hocamla başardığımız o başarıda da aynı o kadronun devamıydı. Şimdi ise biz bırak gruplardan çıkıp da gidemiyoruz. Çünkü altyapılarımızdaki bu eğitim sistemini, Futbol Federasyonu'ndaki seçicilerin bulunduğu pozisyondaki yetersizlik bunların hepsinin kötü olmasını sağladı. Biz öncelikle bir kere altyapımıza iyi bir eğitim sistemini kurmalıyız. Donanımlı hocaları getirmeliyiz. Altyapı hocaların maaşlarını Türkiye Futbol Federasyonu vermeli. Sonrasında yabancı kademesini 6+2 çok mantıklı. Sonucunda düşündüğümüzde bizim Avrupa'da başarı yaptığımızda çoğu Türk futbolculardan oluşan bir grupla başarılarımızı hep elde etmiş durumdayız. O yüzden de bu gençlerimizi yetiştirecek sistemi kurduktan sonra 6+2'ye düşmesinde hiçbir mahsur yok. Aksine de çok doğru bir karar olur ve en yakın zamanda da uygulanması gereken bir karar diye açıkçası düşünüyorum. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
Sevgili seyirciler, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle ameliyat oldu.